Lütfü Akat, Halit Refik, Atıf Yılmaz özellikle müthiş bir, korkunç bir dayanışma içindeydik. Şu gün işim var, şu işimi sen şu filmin şu sahnesini çeker misin? Şöyle 2 gün sen çalışır mısın? Hatta ölüm peşimizde de başladı bu diyebilirim. Sonradan yani Lütfi de mesela ben filmi çektim 45, 46, 47 gün sürdü film. Çektim, 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 geldim. Bir yerde tıkandım. Yani benim yaptığım film bir yerde tıkandı. Finali yok. Finali bulamıyorum. Durdurdum işi birkaç gün. Ayanın da şeysi zamanı vardı galiba. Ya bir iki gün, 3 gün. Filmi kurguladım. Seslendirdim. 8 kısım falan. Ya 8,5 kısım. Ondan sonra dedim ki ya Atıf gel. Lütfü gel. Halit gel. Sanıyorum Metin de vardı. Sanıyorum. Metin de vardı. Metin gel. Halit Refik'in işte evinde toplandık. Hayır, stüdyoda toplandık. Erman Film Stüdyosu'nda. Ben çektiğim filmi seyrettirdim. Bu nasıl biter? Halit'in evine gittik Şişli'deki. Oturduk konuşmaya. Bu nasıl biter? İşte Lütfü bir şey söyledi. Betim bir şey söyledi. Halit bir şey, ben bir şey söyledim. O bir şey söyledi. Söyledi, 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 söyledi. Konuştuk, konuştuk. Bir şablon çıktı meydana. Hemen Atıf Yılmaz aldı onu. Orada hemen işte tekrar bizden konuşacak işte şey olur. Ayan bunu yapar, şu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar, bu bunu yapar. Bunu yapar. Bir sıra yaptı. Verdi bana sırayı. Ben 2 gün Turgut'u aldım. Bitmesi de lazım filmin. Havada kış kar mar yağıyordu. Trenler mirenler sonunda da sonu çok hareketli. Kavgalar, dövüşler, trenlerin üzerinde koşmalar bilmem neler falan. 2 gün finali çekti. Benim ondan sonra çektiğim Güneş Doğmasın diye bir film var. Göksel Arsoy'un onda da bir gün film çekti. Lütfü Akat. Bir gün Atıf Yılmaz çekti. Bir gün Halit Refik çekti. Başka bir film çekiyordum ben arada. Bir şeyler oldu. Yani öyle bir dayanışma vardı söylediğim gibi aramızda. Öyle kıskançlık mıskançlık söz konusu değildi yani. Öyle bir şey yoktu. O bugün belki vardır. Bilmiyorum. Bir sahne vardı. Bir gece Yalova'da çekilmesi lazımdı. Benim de bir işim vardı. Ne işim vardı şimdi hatırlayamıyorum. Atıf'a dedim ki gel şu